Evet, ICOME'nin ürün grupları genel hatlarıyla biraz önce bahsettiğimiz konuda mümkün olduğunca su kayıp kaçaklarını tespitine yönelik ürün gruplarını biz birleştirdik dedik. Birleştirdiğimiz konuda özellikle yer altından geçen kablo ve boru hatlarının tespiti çok ciddi bir yer tutuyor. Ve biz şu an genel olarak kablo ve boru hatlarının tespitiyle ilgili elimizde ittirmeli tipte kameralar ve aynı zamanda ittirilebilir kılavuzlar kullanarak sondalar yardımıyla tespitler, elektromanyetik hat dedektörleri aracılığıyla ve yeraltı radarı dediğimiz ekipmanlar aracılığıyla yer altından geçen ve yer üstünden göremediğimiz her türlü kablo ve boru hatlarının tespiti konusunu işliyoruz. Ve hiçbir şekilde kazmadan. Kesinlikle bu tabii çok önemli. İşte kazısız teknolojileri değen tarafımız zaten bu. Hiçbir şekilde kazmadan, herhangi bir altyapıda bir hasara meydan vermeden önce yer altından geçen bütün hatların yerlerini tespit konusu gerçekten önemli bir konu. Bu dünyada yıllardır çok geniş yer tutmuş bir konu ama Türkiye'de yıllarca cadde sokak hep kazıldı. İşte biz işte belki bir caddenin bir sokağın böyle kazılmasına alıştık ama ne için olduğunu bilmediğimiz şeylerdi bunlar. Ve belki de sadece bir boruyu aramak için belki de 1 kilometre boyunca caddeler kazıldı. Aslında biraz da tehlike de arz ediyor değil mi? Yani Tabii sonuçta ki. yer altından geçen fiber optik kablolar var, elektrik kabloları var. Doğal gaz boruları var. Evet. Özellikle şimdi birçok haberlerde geniş yerler buldu. Doğal gaz borularında patlamalar meydana geldi. Şimdi bunu tabii tek sebep olarak ben işte bu teknolojiyi kullanmadılar şeklinde demiyorum ama teknolojilerin sonuçta mutlaka belli bir gidebildiği bir yer var. O gidebildiği yer boyunca aslında destek almakta fayda var. Biz en azından destek alıyor olmuş olsak belki %100 her şey mükemmel demek de istemiyorum. Her şey mükemmel olmayabiliyor. Çünkü teknolojinin de belli getirdiği bazı zafiyetler oluyor. Bunlar zaman içerisinde mutlaka giderilecektir ama şu an mevcut durumda belli zafiyetler oluyor ama olduğu kadarıyla bile %90-95'e yakın bir başarı elde ediyoruz. Bu şartlar altında bir kepçenin yüksek gerilim kablosunu bir anda işte yanlışlıkla ya da tabii ki bilmeden yapılan şey ama dokunması durumunda kepçenin bile havaya uçabileceği ciddi voltajlardan bahsediyoruz. Doğalgazla ilgili yapılan bazı yanlış kazılardan ötürü patlamalar ve ölümler meydana geldi. Bu işler ciddi işler. Ve bunları aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği anlamında da işlemekte fayda var. Bu tabii biz bunu iki aşamalı olarak tabii ki işliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği amacıyla mutlaka işliyoruz ama beraberinde de su kayıp kaçaklarını bulabilmek için önce nereden borunuzun geçtiğini bilmeniz gerekiyor. Borunuzun nereden geçtiğini bilmeden kayıp kaçak aramak bu çok zor bir iştir. Ve bunun tabii yanı sıra biz borularımızı bulduktan sonra bir kere ne kadar su üretip ne kadar su tükettiğimizi bilmemiz gerekiyor. Bunlar için özel geliştirilmiş teknolojiler var. Suyun ne kadar geçtiğini, dolayısıyla debisini ve hangi basınçla geçtiğini bu gibi bilgileri şebeke üzerinden toplayabilmemiz gerekiyor ki biz ne kadar toplamda su arz ediyoruz, ne kadar talep var ve bunların arasındaki farkla da ne kadar sularımız boşa gidiyor, kaybımız var. Bunu algılayabilmemizin başka bir yöntemi yok. Ve hala daha Türkiye'de bu konular çok daha yeni aşamalarda. Mutlaka zamanla giderilecek şeyler ve hızla da artık giderilmeye başlandı ama daha da hızlanılması gereken konular ve biz de burada mümkün olduğunca teknolojinin en ileri parçalarını getirip sunmaya çalışıyoruz. Bunlardan sonraki aşamalarda tabii birçok daha farklı katmanlar var ama genel hatlarıyla işlediğimiz zaman biz kabaca ne kadar su ürettik, ne kadar su tükettik. Bundan sonra geriye kalan da işte kaybımızı önlemek için neler yapmamız gerekiyor. Evet. Bu konuyla ilgili yurt dışından da bir misafirimiz var. Steve Gilham, Guterman firmasının temsilcisi olarak şu an burada. Onlar da özellikle bu su kayıp kaçak ekipmanlarıyla ilgili üretim yapan bir firma pozisyondalar ama tabii bizim çok hoşumuza giden şey teknoloji ödüllerine sahip bir firma olması. Çünkü gerçekten geliştirdikleri enstrümanlarla su kayıp kaçaklarını çok daha hızlı tespit etmeye yönelik bir takım çözümler üretiyorlar, teknolojiler üretiyor ve bunlar da uluslararası nitelikte ödüllendiriliyor. O anlamda çok faydalandığımız bir firma. Kendisi hatta birkaç konuyla ilgili, ürünlerle ilgili paylaşımlarda bulunsun bizlere. Çok memnun oluruz. Steve, please introduce yourself and your products. Okay, my name is Steve Gilham. I'm the European Sales Director for Goodman, and
We make a wide range of acoustic leak detection equipment, ranging from simple ground microphones up to sophisticated correlators. Could you give me please some information, especially about this product? Sure. This is our ZoneScan 820 product. These sensors, they sit on the water distribution mainline, mm-hmm. and they record sound overnight. And that sound is downloaded, and from that, those sound recordings from various loggers, we're able to actually pinpoint exactly where the leak is. So the water authority don't have to go searching for the leak, they can actually excavate and fix the leak exactly where it is. Steve bahsetti biraz ama... Evet, ben evet konuyu tabii yorumlayayım. Gerçekten çok hassas diyebileceğimiz mikrofonlar üreten bir firma. Bu işin su kayıp kaçakları tespit işinin asıl dayandığı temel sestir. Her su kayıpları, her su kaçakları kaçağın oluştuğu noktalardan bir ses üretir. Bu sesleri algılayan, toparlayan, bunları derleyip kayıp kaçak tespitine yönelik analizlerini yapan teknoloji üretmek bu firmanın işi. Hı hı. Ve özellikle mikrofonla ilişkili işte mesela bu ürünler, korelatör dediğimiz iki nokta arasında kayıp kaçağın metrajını çıkarabilen cihazlar, evet. ve son noktada da noktasal dinleme ile tespit yapabilen mikrofonlar, bunlar tamamen uzmanlık alanlarında ve özellikle bu üründen mesela bahsetmek istiyorum. Evet, Gutermann dediğim sanırım Almanya menşeli. Evet, tamamen Almanya'da üretimi gerçekleştirilen ürünler bunlar ve işte teknoloji ödüllü dediğim konu mesela çok akıllı diyebileceğimiz sistemler bunlar. Kayıp kaçakların var olduğunu, olduğu noktanın da gerçekten nerede olduğunu en iyi şekilde çıkarabilen ve her türlü Android veya iOS uyumlu tablet veya işte cep telefonları veya bilgisayarlarla aklınıza gelebilecek her türlü teknolojik ekipmanlarla uygulama yapabildiğiniz, çok kolaylıkla yönetebildiğiniz sistemler bunlar. Steve'in de bahsettiği gibi gece 2 ile 4 arasında sizin için dinlemeler yaparak bu çıkarttığı ses kayıtlarından arızaların tam olarak nerede olduğunu size harita üzerinden gösterebiliyor. Bu çok muazzam bir teknoloji ve bu cihazlar sayesinde adım adım büyük bir şehri taramak gibi büyük bir işe kalkışmak zorunda kalmıyorsunuz. Aslında hem iş hem de zamandan tasarruf sağlıyor. Zaten teknolojinin amacı bu. Zaten bu teknolojinin gelişimi bu. Yoksa bu firma çok eski bir firma. Belki işte 100 yıla yakın bir geçmişi olan bir firma. 100 yıla yakın bir geçmişi olan bir firma dediğiniz zaman onlar da tabii ki temel olarak mikrofonlarla başlamışlar. Bu mikrofonlarla adım adım şehirleri yürümeye başlamışlar. Ve demişler ki teknolojiyi geliştireceksek zaman kaybını azaltmamız gerekiyor. Bu ürünler de hep bu düşüncelerin sonucu. Ve dolayısıyla şu an ortaya çıkan ürünler sayesinde mesela örnek veriyorum. Şu an mesela İstanbul ölçeğinde düşünecek olursak bir işte Üsküdar'da bir Ümraniye'de bir çalışmalarımız oldu. Çok da ciddi başarılı sonuçlar aldık. Bir Üsküdar dediğiniz zaman ne kadar büyük olduğunu, işte belli trafikleri de hesaba kattığınız zaman ne kadar çalışmanın zor olduğunu bir kafanızda bir düşünün. Evet. Ve bunları da mesela Üsküdar dediğimiz bir yerde belki bir gecede birden fazla kayıp kaçağı tespit edebildiğinizi düşündüğünüzde aslında bu toplamda bir fayda anlamına geliyor. Bu teknolojiyi en iyi şekilde bizler sunmaya gayret ediyoruz. Umarım başarılı oluruz.